Günaydın güzel insanlar, günaydın güzel kalpli insanlar. Hayattan Notlar köşemizin bugünkü konusu psikolojik test. Arkadaşlar internette güzel bir teste denk geldim. Bunun bilimsel olarak doğruluğu ya da yanlışlığı var mı emin değilim. Ama benim hoşuma gitti. Siz de bakalım bu testi yapınca sizin sonuçlarınız ne çıkacak? Bir an için arkadaşlar çölde olduğunuzu düşünün. Yanınızda olan hayvanları sayıyorum size. Bir at var, koyun var, maymun var, aslan var ve inek var. Ve çölden kurtulmanız lazım. Ve kurtulmak için ilk etapta bir hayvanı bırakmanız gerekiyor. İlk önce hangisini bırakırdınız? Atı mı, koyunu mu, maymunu mu, aslanı mı, ineği mi? Devam ettiniz, biraz ilerlediniz ve çölde inanılmaz kavurucu bir sıcak var. Her yer kum, toz toprak ve bir hayvanı daha bırakmanız lazım. Bu sefer hangisini bırakırsınız? Artık geriye 3 hayvan kaldı. Uzun uzun yürüdünüz. Felaket bir sıcak var. Ulaşmak istediğiniz vaha kurumuş. Ve bundan kurtulabilmek için bir hayvandan daha vazgeçmeniz lazım. Geriye 2 hayvan kaldı. Son olarak yine yürüdünüz. Ve çölün bittiğini gördünüz. Artık çölden yanınızda sadece tek bir hayvanla ayrılabilirsiniz. Bu sefer hangi hayvandan vazgeçtiniz? Ve yanınıza alacağınız o tek hayvan hangisi olurdu? Evet, gelelim şimdi psikolojik testin sonuna. Sırayla elediğiniz hayvanların anlamını paylaşayım arkadaşlar. İnek. İnek arkadaşlar temel ihtiyaçlarınızı temsil ediyordu. Belki de şu an birçoğunuz inekle yanınızdan ayrıldınız, diğerlerini çoktan elediniz bile. Koyun arkadaşlar. Koyun arkadaşlarınızı temsil ediyordu. Ne zaman onlardan vazgeçtiniz? En başta mı? Ortalarda mı? En sonda mı? Aslan. Aslan gururunuzu temsil ediyordu arkadaşlar. Belki de birçoğu ilk aslandan vazgeçti. Diğerleri benim için daha faydalı olabilir diye düşünüp. Peki maymun? Maymun çocuklarınızdı arkadaşlar. Farkında olmadan belki de ilk ya da ikinci maymunu attınız. Oysa maymun çocuklarınızı temsil ediyordu. Ve at. Hatta hırslarınızı temsil ediyordu arkadaşlar. Her biri hayatımızdaki bazı şeyleri temsil ediyor. Ve bazen hayatta zorluklarla karşılaştığımızda biz de bir şeylerden vazgeçiyoruz. Bir şeylere sıkı sıkıya tutunuyoruz arkadaşlar. İşte yanımızda tuttuğumuz o sanrı hayvan ise bizim her şeye rağmen kaybetmekten korktuğumuz duygularımızı, varlıklarımızı ya da bizim için en değerli şeyi temsil ediyor arkadaşlar. Ben arkadaşlar, peki benim sonucum neydi derseniz, ben ilk aslandan vazgeçmiştim. Sonra attan vazgeçmiştim. Sonra maymundan vazgeçmiştim. Sonra koyundan ve en sonunda inekten vazgeçmiştim arkadaşlar. Benim testim bu şekildeydi. Bakalım sizin sonuçlarınız ne çıktı? Lütfen bana özelden yazmayın. Kendi dinlediğiniz kişilerle bunu paylaşın. Bazen bu tarz şeyler sorusunda bana yüzlerce kişi yazıyor. Arkadaşlar hepiniz çok kıymetlisiniz ama hepinize bir dakika cevap versem günde 2 saatim sadece bunları cevap vermekle geçer. Bugün hem farkındalık olsun hem de eğlenin diye güzel bir psikolojik test harcadım. Hayattaki önceliklerinizde biraz düşünmekte de fayda var. Bugün size ışıl ışıl, pırıl pırıl, apaydınlık ve hayatınızdaki en değerli şeyleri fark edip onlara sıkı sıkıya sarılıp onlarla birlikte yol alacağınız harika bir gün diliyorum.